Herkese merhabalar. Kanalım Sütlü Mutfağı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün misafir gelmiyor, akraba gelmiyor. Tamamen kendim için harika bir çay saati hazırladım. Karantina günleri eminim ki hepiniz için zor geçiyordur. Ama olsun, bugünleri de inşallah atlatacağız. Hadi bakalım bugün Sütlü Mutfağı menüsünde neler var? Siz de hemen deneyin. Özellikle 5 dakikada yapacağım pizza poğaçaya bayılacaksınız. Bunu net söylüyorum. Canlar, ilk tarifim çok mu çok lezzetli, kuru üzümlü, harika, pufuduk bir kek. 3 tane yumurtam var. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Toz şekerim ve yumurtalarımı kabarana dek güzelce bir çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Bir mikser de kullanabilirsiniz. Güzelce çırpacağız. İçine canlar, 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Güzelce gene çırpıyoruz. Kekimiz güzelce karıştı. Şimdi bu kuru üzümlerimi ilave edeceğim. Ama kuru üzümlerimin dibe çökmemesi için şöyle bir yöntemim var. Burada 2,5 su bardağı unum var. Hani normal keke katacağım. Çok daha fazla koymayalım. Şöyle üzerinden 2-2,5 kaşık kadar olanını kuru üzümün üzerine koyuyorum. Ve kuru üzümlerimi una buluyorum canlar, böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerindeki un tabii bu arada çok fazla gelecektir. Şimdi ne yapacağız? Bir tane süzgecim var. Şöyle biraz koyuyoruz. Şöyle unu üzerinden iyice bir serpiyorum. Ve sonra kuru üzümlerimi ilave ediyorum. Çok basit aslında. Bir şey yok. Sadece fazla ununu aldık üstünden. Böyle unun gelmesin üzümde tat diye. Sonra da hop döküyoruz. Unlamak çok önemli ki üzümler dibe ya da kek kalıbına yapışmasınlar. Hem böyle daha havada kalıyorlar, oldukları yerde asılı kalacaklar, hem de kalıbıma yapışmayacaklar. Kalıptan daha kolay çıkarmış olacağım. Fark ettiyseniz artı bir un kullanmadım. Toplam 2,5 su bardağı unum var. Sadece 2 kaşığıyla şöyle üzümlerimizi unladık. Tamamdır. Şimdi unumun geri kalanını üzerine ilave ediyorum. O 2,5 su bardağı unumu. Unumu ve kuru üzümlerimi de güzelce çırpıyorum canlar. Canlar şöyle güzelce bakın. Harika bir kek hamuru elde ettik. Biraz ağır gördüğünüz gibi. Yani normal bir kek hamuru. Şimdi şöyle bir kek kalıbı kullanacağım. Bunun içinde çok azıcık şöyle yağ döküyorum. Zeytinyağı olur, normal bir yağ olur. Fırça yardımıyla kalıbımın bütün her yerine bu yağı gezdiriyorum güzelce. Şöyle. Şöyle, şöyle. Şuralara sürüyoruz. Ve canlar kekimizi şöyle 1, 2, 3 diye bir o sallıyoruz. Biraz oturtuyoruz. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırından kekimi olur. Şöyle 75 gram bir tereyağım var canlar. Tereyağımı güzelce bir kabımda eriteceğim. Eriyen tereyağımı canlar bir karıştırma kabına koyuyorum. Tereyağımın üzerine 200 gram kadar bitter çikolata. Böyle benim gibi kiloyla alırsanız 8-9 kaşık kadar. Şöyle. 5 6 7 ve 8 çikolatamızı kaldıralım. Şöyle bir karıştırarak açıyoruz. Tereyağım sıcak olduğu için çikolatam kolaylıkla içinde eriyecektir. Hiç çikolata karnesi kalmaya dek güzelce bir karıştırın. Üzerine canlar şöyle
Yarım su bardağı toz şeker. Benim toz şekerim az kalmıştı. 2 kaşık da ben pudra şekeri ilave ettim. 2 adet yumurta. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Malzememizi çırpalım şöyle biraz. Böyle kurabiye yapıyoruz ama çok böyle kurabiye hamuru gibi bir hamur olmayacak. Göreceksiniz. Yani hani böyle işte ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeyeceğiz. Tam tersine biraz kekin bir tık böyle ağır bir hamurunu elde edeceğiz. Mikserde yapabilirsiniz sıvı başına. Bardağı unumu ilave ediyorum. Unumu da canlar bir spatula yardımıyla şöyle güzelce yediriyoruz. Dediğim gibi bir mikserde kullanabilirsiniz. Ben gene küçük bir kap tercih ettiğim için muhteşem oldu. Biraz zorlanıyorum karıştırmakta. Kabı biraz daha büyük yaparsanız tabii ki daha da kolay olacaktır. Bütün unu yiyecektir malzemeler. Güzelce karıştırıyoruz. Canlar şöyle güzel bir karışım elde ettik. Bakın yani böyle yumuşak. Ne böyle kurabiye kadar çok sert ne de böyle kek kadar çok yumuşak. Şöyle ortasında bir hamur. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Bir 20-25 dakika kadar dinlendirmem gerekiyor. Biraz donacak. Daha kolay şekil vermemi sağlayacak onun donması. Şimdi dolaba gidiyor. Canlar, 3. ve son tarifim bizim evin en favori tariflerinden biri. Hem çok lezzetli oluyor hem de çok kolay. Öncelikle şöyle 100 gram bir tereyağı ya da margarinimi koyuyorum karıştırma kabıma. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağı. Ayçiçek de olur. Evinizde ne varsa. 1 su bardağı yoğurt. 1 tane yumurta. Gördüğünüz gibi o kadar kolay tarif ki her şeyi atıyorsun içine. 2 yemek kaşığı sirke. 1 paket kabartma tozu. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuzum var. Ve 3 su bardağı un. 3 su bardağı un tam gelecektir ama siz gene de azar azar ilave edin. Burada margarinimi daha önceden çıkarmıştım. Şöyle oda ısısına getirmiştim. Güzelce yoğurmaya başlayalım. Sıvı malzemelerimin hepsi birbirine karışsın. Daha sonra un ekleyeceğim. Dediğim gibi 3 su bardağından fazla almayacaktır. Hatta tam gelip toplayacaktır. Ama siz gene de temkinli koyun. Şaka olma. Azar azar unu ilave edip yoğuruyoruz. Yani 3 su bardağı tam gelecektir aslında. Şimdi güzelce yoğuralım. Eli yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Bu pizza poğaçayı ben çok seviyorum. Evde artık kalan ne malzemeniz varsa hepsini kullanabilirsiniz. İşte az salam, sosis, sucuk, biber, domates, peynir, zeytin. Aklınıza artık ne gelirse hepsini bu poğaça için kullanabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel, çok besleyici bir poğaça oluyor. Margarin yerine tereyağı kullanabilirsiniz. Bakın dediğim gibi tam 3 su bardağı denk geldi. Güzelce yoğuruyor, topluyoruz. Harika bir hamur elde ettik dakikalar içinde. 5 dakika bile sürmedi. Canlar hamurumuzu güzelce yoğurduk. Gördüğünüz üzere gerçekten 5 dakikamı bile almadı. Şimdi evde olan malzemeler işte biraz mısırım var şöyle. Ondan sonra cama azıcık kavurma vardı. Biraz sucuk. Yani evinizde ne varsa ben biraz dil peyniri ve altında da şöyle biberlerim var. Bayağı güzel dolu dolu bir pizza hamuru yapacağız. Şimdiden yemek için sabırsızlanıyorum. Bütün malzemelerimi yoğuruyorum hamuruma. Gene
Yine küçük bir karıştırma kabı tercih ettiğim için kendimi çok seviyorum. Yani hiç malzeme kalmayana dek etrafta tek başına dolaşan hamuruma güzelce yediriyorum. Bunu bir kaşıkla da alabilirsiniz ya da işte böyle benim gibi elinizle de alabilirsiniz. Hafif yağ sürerek de yapabilirsiniz. Şöyle mandalinadan biraz, mandalina büyüklüğünde diyelim, parçalar aralıklı koyuyoruz. İçinde kabartma tozu olduğunu unutmayın. Çok da bitişik yapmayın. Ve canlar, önceden ısıttığım 170 derecelik fırında pizza poğaçalarımı yolluyorum. Evet canlar, bakın gayet böyle katı bir hale geldi. Böyle zor bir şekilde alıyoruz hamuru. Hamuru böyle çok çok büyük yapmayın. Ceviz büyüklüğünde idealdir. Güzelce yuvarlayalım. Ve bolcana şöyle pudra şekerine batıralım. Büyüklükte alıyoruz. Bu arada dondurucuda da saklayabilirsiniz bu hamurunuzu. Bir misafiriniz geldiğinde çıkartıp hemen cidden, yani misafiriniz gereken çay demlene kadar hemen çıkartıp pudra şekerine bulayıp atabilirsiniz. Bu arada ben dondurucuda değil, buzdolabının normal bölümünde bıraktım. Buzluğa koymadık. Güzelce bulayalım. Bu şekilde buluyoruz canlar. Canlar, kurabiyelerimizi bolca pudra şekerine batırdık. Şimdi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırınıma kurabiyelerimi yolluyorum. İşte çok sıcak. Hemen hop atıyoruz. Bakalım. Wow, muhteşem çıktı yalnız kekimiz. Harika oldu. Bir kokmaya başladı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu nasıl güzellik. Bir dilim keselim arkadaşlar. Kekimin güzelliğine bakar mısınız? Asla dibine çökme, kenarına menarına çökme yok. Tam istediğim gibi harika bir kek oldu. Ne yalan söyleyeyim, öyle güzel koktu ki poğaçalarımız da hazır. Şöyle göstereyim. Tabi biraz eridi içinde peynir olduğu için ama siz süzme peyniri de kullanabilirsiniz. Ama çok lezzetli, harika poğaçalar oldu. Aynı pizza tadında, mutlaka deneyin. Şimdi bunu da bir servis tabağına alacağım. Tabii ki en güzel lezzetlerden biri patlak patlak kurabiyelerim. Bunlar da lezzetinden patladı arkadaşlar. Şu an biraz sıcaklar, o yüzden ellemiyorum. Azıcık soğuyunca şimdi tabağı alırken göstereceğim ne kadar güzel ve şahane olduklarını. Şunun içini de göstermek istiyorum canlar, size bakar mısınız? Allah'ım sen nasıl muhteşem bir şeysin. Harika, çok lezzetli, muhteşem kurabiyeler. Mutlaka deneyin, bayılacaksınız. Kekimiz hazır canlar. Şöyle harika puf puf bir kek oldu. Bakar mısınız? Üzümleri asla dibe çökmedi. Pizza poğaçam var. Evdeki bütün kalmış kahvaltılıkları kullandım. Enfes bir lezzet oldu. Ve damak çatlatan, lezzetinden kendisi de çatlayan çatlak kurabiyelerim. Bu tariflerin hepsini denemenizi tavsiye ediyorum. Bayılacaksınız.